Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Bir önceki programda Kenan Bey'in arılığında arı sütünün üretiminin dışarıdaki yapılan işlemleri sizlere aktarmaya çalışmıştık. Bu programda da dışarıda yapılan işlemlerin devamı olan, yani içeri taşınan çerçevelerin ne gibi işlemlerden geçirildiği, arı sütünün nasıl alındığı, nasıl bir ortamda alındığı, bu şartları size aktarmaya çalışacağız. Evet Kenan Bey, bu önce odadan bahsedelim. Bu bulunduğunuz ortamı nasıl dizayn ettiniz, nasıl hazırladınız? Burada yeni başlayan bir arıcı olarak nasıl bir oda dizayn etmesi gerekiyor, nasıl bir ortam hazırlaması gerekiyor? İlk programda da söylemiştim, yani hasat odasının biraz hijyenik koşullarda olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu gibi koşulların yapmayan, yani oluşturamayan arıcıların arı sütü üretimi de yapmaması taraftarıyım. Bu koşulları, yani maksat burada zorlaştırmak değil, arı sütü üretiminin sertifikalı olarak yapılmasını ben düşünüyorum. O yönde yani fikrim var. Ana arı üretimi nasıl ki sertifikalı yapılıyorsa, arı sütü üretimi de direkt sağlıkla alakalı bir konu olduğu için sertifikalı yapılması gerekir. Ama bu zorlaştırarak değil, Tarım Bakanlığı bu işi teşvik ederek niyetli olan, yani arı sütü üretmeye niyetli olan arkadaşları teşvik ederek ama konteyneriz, ama kulübeye farklı yardımlar sağlayarak kolaylaştırması lazım. Ama bir disipline altına alınması gerekir diye düşünüyorum bu arı sütü üretimi. Nedir? Yerler işte fayanstır, duvarlar en azından bir beyaz badanadır. Bir tuvaleti, temiz suyu olan bir ortam olursa iyi olur. İdeal şartları budur bana göre. Yani hijyenik ortamın sağlanması gerekiyor. Peki bu odada ne gibi aletler, edevatlar olması gerekiyor? Basit aletlerimiz var. Yani sehpamız var, şu işte çerçeveye koyduğumuz sehpa var. Çok böyle teferruata gerek yok. Bir masamız var, o kadar. Evet, masamız, çerçeveye koyacağımız bir sehpamız. Larve transfer kalemimiz. Evet, larve transfer kaşıklarımız var. Kesme. Bir de en önemli kullandığımız yani şeylerden biri de kafa lambaları. Evet, yani ışık. Işık direkt böyle kurtçuğu görebilecek şekilde olması kolaylaştırıyor işimizi. Tabii kurtçuk çok küçük olduğu için bunu iyi görebilmek için aydınlatma. Evet. Evet. Bu aydınlatmayı siz burada nasıl sağladınız? Bizim aralığımızda 220 volt elektriğimiz yok. Güneş enerji sistemiyle 12 volt kullanıyoruz şu an. Yani o şekilde de gayet güzel işimizi görüyoruz. Yani normal elektrik olmasa bile güneş enerji sistemiyle bunu temin ettik diyorsunuz. Peki burada şimdi ne gibi işlemler yapıyorsunuz? Ortam hazır. Şimdi biz besleyici kovanlardan aldığımız çerçeveleri buraya geliyoruz. Önce buradan çıkartıyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz. Daha sonra bunların uzayan mumlarını birer birer kesip atmıyoruz. Yanlarına doğru kıvırıyoruz. Bu şekilde yanına yapıştırıyoruz. Evet, bu şekilde kesiyoruz ve yanlarına yapıştırıyoruz. Evet. Peki neden yana yapıştırıyorsunuz? Niye yana yapıştırıyoruz? Bu nektar akımının az olduğu dönemlerde şey oluyor, bal mumunu arı kemiriyor. Bu tutma oranını da bir miktar arttırıyor. Bu mumun orada olması, mum kaplanması biraz kolaylaştırıyor işimizi. Onun için yan tarafa kıvırıyoruz biz. Evet, yani mum ören işçi arılar az olduğu dönemlerde özellikle. Yani yavru mumu biliyorsun ki yani kovan içi görevi yapan genç arılar yapıyor. Bazı dönemlerde arı popülasyonunun yani azaldığı dönemlerde genç arı da azalacağı için, özellikle bu nektar akımının yoğun olduğu dönemlerde oluyor. Mum öremediği için mum ihtiyacı da var. Siz bunu yanlara yapıştırarak arının bunu kullanmasını sağlıyorsunuz. Evet, peki şimdi bu çıta üzerinde bu şekilde yanlara yapıştırdık. Bunu bundan sonraki ne yapmak gerekiyor? Ondan sonra diğer arkadaşımız içindeki ana arı adaylarını alıyoruz. Kurtçuk, yani büyümüş kurtçukları alıyoruz. Süzgecimize atıyoruz. Tek tek her gözdeki kurtçuk alınıyor. çıkartılıyor. Yani burada hazırlanan çıtalar arkadaşımıza devrediliyor. Evet. Oradan da sütü alıyoruz. Sütü aldığımız kabı biraz anlatmak gerekirse. Evet, ondan bahsedelim. Şimdi bazı arkadaşlar bu kavanozun yanına hemen buz aküleri koyarak yapıyorlar bu işi. Öyle de yapanlar var. Biz ise biraz farklı yapıyoruz. Kavanozun etrafına koyduğumuz suyu derin dondurucuda donduruyoruz ve buz haline getiriyoruz. Yani çıtalardan alınan süt alınır alınmaz hemen soğuk sisteme girmiş oluyor. Yani dışı buzla kaplı kavanoz. Evet, içerisinde. Dışı buzla kaplı kavanozu almış oluyoruz. Yani alındığı andan itibaren direkt soğuk ortama. Arı sütü yani sıcağı biraz hassasiyeti olduğu için, sıcakta uzun süreli kaldığında değerlerini yitirdiği için soğuk zincirde kalması gereken bir ürün. Biz hasat sırasında bu soğuk zinciri devam ettiriyoruz. Evet. Peki bu aktarma işi kavanozlara koyduk. Evet. Günde ne kadar koyuyorsunuz, yani ne kadar çıkıyor böyle bir ortamda çalışmada? Yani isteriz ki kavanoz dolsun taşsın ama dolmuyor her gün. Dolmuyor. İlk başladığımız günler çok güzel yani verim aldık. Yani şöyle mesela sosyal medyada bir paylaşımım var. 800 gramlık bir günlük aldığımız süt var ama neredeyse yarıya düştü. Şu an yarıda. Bir yani aşağıya indik, bir çıkıştayız şu an için. Ama kısmet tabii ki. Bizim esas verimli, en üst seviyelerde verimli olduğumuz dönem kestane bal akımı dönemi. Yani en çok arı sütü aldığımız dönemler o dönem. Şimdilik idare ediyoruz vaziyeti. Yani bu inişli çıkışlı grafik doğadaki gelen evet, nektar yani hava koşullarına bağlı, floraya bağlı. Arı uçuyor, nektar getiriyor, polen getiriyorsa biz süt verimimiz iyi oluyor. Arı dışarıya çıkamıyorsa, kovanın içinde bekliyorsa biz diyoruz ki 2 gün sonraki sütümüz az olacak. Onu biliyoruz. 2 gün sonra ya. Tabii ki yansıyor. Bugün hava kötüyse 2 gün sonra süt verimimiz az bizim. Yani o zaman gelen nektar günlük kullanılmıyor. Yani 2 gün sonraya çünkü biz yansıyor. Bugün başlatıcıya veriyoruz ya, başlatıcıdan evet, yarın alıyoruz. Evet. Onun için şey yapıyor, yani etkiliyor. Evet. Peki bir de bu çıtalardan bahsedelim. Yani yeni başlayan bir arıcı arkadaşımız bu işe başlamak istediği zaman bu çıtaları nasıl temin edecek, nasıl hazırlayacak? Bu çıtaların özellikleri nedir? Bu çıtalar çıtalardan ziyade plastikler daha önemli. Yani üreten firmalar var. Birkaç firma var. Biz bunları 9'arlı bizim kullandığımız bir çıtada 10 tane göz oluyor. Biz 2 tane plastik takıyoruz. Bir de bunun 30'lu olanları var. Daha böyle sık yanaşık düzen yapılmış 30'lu olanları. Biz bunlar bize daha yani ideal olduğu için bunları kullanıyoruz. 30'lu olanlar gerçi 4 tane takmıyor. Belki bir çerçeveye 2 tane takıyorlar. Yani o yönden aynı duruma geliyoruz ama biz 18'li olarak kullanıyoruz. Şu an bunlar aslında plastik. Evet, plastik çıta üzerine monta edilmiş hali. Evet. Peki bunu plastiğe arı zorlanmıyor mu? İlk etapta plastik kokusu olur. Arı bunu beslemekte. İlk arı sütü üretmeye başlayanlar çok hayal kırıklığına uğrayabilir bu konuda. Çünkü 18 tane verirsiniz. Yani bir çıtada 18 tane olur. Bir tanesi tutar. 2 tanesi tutar. Yeni plastiği arı pek sevmiyor. Ne zaman ki gerçi biz onu mumluyoruz falan ama mumlasak da gene olmuyor bu. Ancak arı bunun üstünde dolaşacak, kovanın kokusu buna sinecek, mumlanacak, etrafı mum olacak, birkaç sefer tutacak. Ondan sonra ancak sisteme böyle verimli hale geliyor. Yani bu kovana verilip 3, 4 veya 5 sefer döndükten sonra ancak biz bundan evet, verimli süt alabiliyoruz. Aslında çok önemli bir konu. Bu işi yeni yapmak isteyen arıcılarımız ilk denemelerinde başarılı olamayacağı şimdiden kesin. Evet. Ümidinizi kaybetmiyorsunuz. Bunu tekrar deniyorsunuz. Bazı yeni arıcı arkadaşlar bize ulaşıyor, soruyor bunu hususi. Yani sosyal medyadan da yani özelden yazıyorlar, soruyor normal mi diye. Normal diyoruz. Yani biz de başladığımızda bizimkiler de tutmuyordu. Ama daha sonra mum kokusu da sinecek. Evet, onun için de zaten o mumu yanlarına hemen yapıştırıyoruz. Biraz burada mum birikintisi fazla olsun diye onun için de yapıştırıyoruz onu. Peki plastiği, mum kokusunu yok etmek için bir mumla kaplama şansınız yok mu baştan itibaren? Mumla dışlarını kaplıyoruz. Yani mumu sıvılaştırıp eritip mumu ya dökerek ya fırçayla sürerek yapıyoruz ama çok etkili olduğunu söyleyemem. Hı hı. Evet. Ancak ki kovanda 3-5 sefer dönecek bu. Ondan sonra koku tamamen siliyor. Evet. Arı da artık bunu normal bir pete gibi benimsiyor ve besleme yapabiliyor. Evet. Peki bu çıtalardan çıtalar hazırladık. Şu aktarım işinden biraz daha bahsedelim. Şimdi bir işimiz daha var. Orada süt alındıktan sonra tutmayan ana memelerindeki bu içeriye doğru mum girintisi oluyor. Yani daraltıyorlar. Yani ana gözünü küçültüyor. Evet. O tutmayan gözleri şey yapıyoruz. Temizliyoruz. Şu gözler. Şu, şu mesela şu ikisi. Hı-hı. Bu küçülmüş, tutmayanlar daha küçük. Hı-hı. Onu temizliyoruz. Evet. Bu temizlenmiş hali biri. Biri de gözlerin küçük. Bunları temizledikten sonra bir işimiz daha oluyor bizim. Bu gözlerin dibine arı sütlü bal koyuyoruz. Bir mercimek tanesinin yarısı kadar. Ufak böyle mercimek tanesinin yarısı kadar ballıyoruz. Bal mı, arı sütü mü? Sadece bal mı bu? Şimdi şöyle şurada kurtçukları koyduğumuz süzgecin bal ilave edip de şöyle bir karıştırıyoruz şu kurtçukları. Evet, şu buradan kurtçuğun bir miktar arı sütüyle karışıyor bal. Onu kullanıyoruz. Direkt arı sütü koymuyoruz. Balın bir özelliği var mı? Kestane balın bir özelliği yok. Şu an çiçek balı kullanıyoruz. Ne kadar koyuyorsunuz peki ona? Yani bir miktar derken bir ölçüsü var mı? Vallahi arı sütünün baldaki bir ölçüsünü yok. Sadece bal da koyduğumuz oluyor. Yani sadece bal da tutabiliyor mu? Evet. Aslında ben yani ana arı yapacağım zaman kuru yapıyoruz transferi. Yani nasıl yapıyoruz? 24 tane transfer yapıyoruz. 22'si tutuyor aşağı yukarı. Yani kuru yaptığınızda da işini hakkıyla başlatıcıysa, yapan da işinin ehliyse tutmaması için bir sıkıntı olmuyor. Ama burada arı sütü çerçevelerinde tabii uzun bekliyor. Yani ana arı üretiminde olduğu gibi hemen kovana vermiyoruz. Bir miktar burada beklediği için o kurtçuklar hem buradan düşmesin diye hem çok soğuktan etkilenmesin diye bir miktar arı sütlü bal konmasında fayda var. Evet. Peki şimdi detaylarını tekrar anlatacağız. Yalnız şunu baştan itibaren bir daha anlatalım istiyorum. Şimdi sabahtan itibaren burada akşama kadar çalışmanız var sizin. Biz sabah sırasıyla neler yapıyorsunuz? Önce bunu bir genel olarak bir anlatalım. Sabah 8'de geliriz, işbaşı yaparız. Önce besleyici kovanlardan arı sütü çerçevelerini toplarım ben. İçeriye veririm. İçeride çalışan arkadaşlar bunlara işte petekler, yani mumlar kesilir, kurtçuklar alınır ve arı sütü hasadı yapılır. Ondan sonra kurtçuk aktarımına hazır hale getirilir. Bu işler buradan yani işlerken ben başlatıcıdan aldığım çerçeveleri, besleyiciler boşaldığı için başlatıcıda bir gün bekleyen arı sütü çerçevelerini besleyicilere dağıtırım. Saat yaklaşık 10 gibi olur. 2 saat sürer benim dışarıdaki işim. İçerideki bu işimiz de yaklaşık 11 gibi biter. 11 çeyrek geçe veya 11.30 gibi biz transfere başlarız. Yani kurtçuk aktarımına başlarız normalde. Yani sabahtan ilk işiniz bunları kovanlardan alıp bu sütleri toplamak. Evet. Oluyor. İşte o buradaki arkadaşlar bu işi yaparken benim işim dışarıda biter. Ben ondan sonra çerçeve değişimlerini yapmaya başlarım. Yani 5 gün sonra kurtçuk alabilmek için yukarıdaki boşalan petekleri aşağıya indiririm. O işleri yaparım. Daha sonra içerinin işi bittikten sonra işte kurtçuk aktarımına başlarız. Ben kurtçuk olan petekleri getiririm. Burada kurtçuk aktarımları yapılır. Tekrar çerçevelere takılır. Takıldıktan sonra ben başlatıcılara bunları veririm. İstendikçe gene yetmez tabii ki. Burada yani 3 kişi transfer veya 4 kişi transfer yapıyoruz. Yaklaşık her gün 12-13 çerçeve giriyor çıkıyor buraya. Yani kurtçukluk çerçeve. Yani 8-9'da olduğu olabiliyor ama genelde 12-13 tane çerçeveyle 4300 tane kurtçuk aktarımı yapıyoruz her gün. Toplamda da işimiz 2 ile 3 arası bitiyor. Peki bu kurtçuk aktarımı yapıyorsunuz. Aldığınız çıtanın içeride durduğu süre ne kadar? Yani süre 1,5 saati buluyor veya 2 saati buldurmamaya çalışıyoruz. Yani 1 saat kesin burada içeride duruyor. Öyle değil. Peki burada ısı için herhangi bir ayarlama yapıyor musunuz? Yani ısı ortamı ne olması gerekiyor? Herhangi bir ısıtıcımız yok. Çok soğuk günlerde denk geldi. Bir sıkıntısı olmadı şu an. Yani larva tutumunda bir problem yok. Ya soğuktan yaşamadık. Dolayı bir şey yani gözlemlemedik. Ama tabii ki muhakkak ki bir eksi yönü oluyordur. Niye? 34-35 derece kuluçka alanından getiriyoruz buraya. Buranın ısısı zaman zaman 15-20 dereceler oluyor. 15-20 derecede burada bir saat kalıyor bu kurtçuklar. Tekrardan biz bunları veriyoruz kovanlara. Zarar görmediğini nereden test ediyoruz? Biz burada bugün kurtçuk aktarımı yapıyoruz. Bitmeyenler oluyor. Yumurtalı gözler oluyor. İçerideki bir sistemimiz var. Bayan arkadaşlar burada ertesi günü kurtçuk aktarımı yapılmasına uygun olan çerçevelerin numaralarını yazıyor. Her çerçevemizde numara vardır bizim. Kovan numarası vardır. O çerçeve numarasını yazar. Bir sonraki gün biz aynı çerçeveyi gene bu odaya getiririz. Yani getirdiğimizde görüyoruz ki süt verilmeye devam ediliyor. O almadığımız kurtçuklara burada 1 saat 1,5 saat yani kalsa da görmemişler. Herhangi bir zarar görülmediğini oradan test etmiş oluyor. Bir de bu numaradan bahsettiniz. Bu çerçeve üzerindeki numarayı yine niye numara yazıyorsunuz? Çünkü biz değişik kovanlardan çerçeve getiriyorum ben buraya. Yani yeri geliyor burada 6-7 çerçeve birden oluyor içeride. Hangi kovana vereceğimi benim bir bilmem lazım. Yani çünkü aldığım çerçeveleri yanaştırmıyorum. Boş kalıyor. Boş bırakıyorum. Sadece çerçeveyi alıyorum. Geliyorum buraya. Ondan sonra bir konu daha var o konuda. Bir de çerçeve değişimini pek yapmak istemiyoruz. Ki kovanlar arasında bir hastalık bulaşımı yani bir hastalık varsa şayet onu da önüne geçmek adına. Yani bu kovanın çerçevesi başka kovana vermiyorsunuz. O yani genelde vermemeye çalışıyoruz. Evet, kendi kovanına veriyoruz. Yani orası boş kalmasın. Bir de ben orada yani hangi kovandan aldım diye aramayayım. Evet. Peki burada tahminen kaç saat duruyor bu çerçeve? Yani en fazla kaç saat dayanabiliyor? Yani 2 saat kaldığı oluyor. Olabiliyor. 2 saat sonra mutlaka geri gelmesi gerekiyor. Evet. Tabii bu çerçeveden bahsettik. Yine bu çıtalarda yine aynı şekilde mi? Hayır. Aktardınız. O yani kurtçuk aktarımı yapılan çıtalar burada bir kovanlık yani 4 tane olduğu zaman takılıp direkt başlatıcıya veriyorum. Yani bunlar beklemiyor. Onları fazla bekletmemeye çalışıyoruz. Aktarılan direkt gönderiliyor. O çıtalardan da biraz daha bahsedelim o zaman. Larva transferini yaptık. Bunlara koyduk. Bu çıtalara 4 tane olarak takıyoruz. Evet. Çıtalara, çerçevelere taktıktan sonra aralık biraz kulübeye uzak tarafları oluyor. İletişim kurmak için düdük kullanıyoruz burada. Düdükle çağırıyorlar. Yani beni. İletişim düdük. Evet. Ben geliyorum. Bir düdük, 2 çerçeve getir. Yani kurtçuklu çerçeve getir manasına geliyor. Bizim iletişimimiz o şekilde şu an. O da güzel iletişim. Yani tabii yani uzak olunca haberleşmede sıkıntı çekiyoruz. Arada çalışıyorsun o anda. Burada yani bağırılması gerekiyor falan olmuyor. Anlaşamıyoruz. Düdük vasıtasıyla yani şu an haberleşiyoruz. bunlar takıldıktan sonra işte ben götürüyorum, başlatıcıya veriyorum ara ara. Yani şu 4 çıta artık bir kovanlık oldu. Evet. Bir kona verilmesi gereken, evet, çıtalar hazır. Evet. Transfer hazır. Ortalama bir çıtada kaç tane tutuyor yani yaptığın işlemler? Tutma şekli yine hava şartlarına bağlı mı? Şimdi o tutma olayı gelen nektar akımına bağlı. Yani aslında yapılan iş burada başlıyor. Burada kişinin el hassasiyeti, yani o kurtçuğa zarar verip vermemesiyle başlıyor. Ondan sonra başlatıcının kuvveti, başlatıcıdaki arıların ana yapma isteği, bak bu da çok önemli. Aynı kuvvette başlatıcı biri çok güzel tuttururken ikincisi aynı oranda tutturmayabiliyor. Yani sırf arı kalabalığı, yani kovandan kovana değişebiliyor. Evet. Yani biraz önce yani ilk programda da söylediğim gibi arının ırkı bunda önemli. Ana yapma isteği önemli. Yani yeri geliyor başlatıcıyı değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu iyi başlatmıyor diye. Başlatıcı önemli. Ondan sonra diyelim ki %80, %90 gibi başlatıcı başlatıyor. Genelde böyle başlatır. Besleyici de önemli. Nektar gelmiyorsa bazı gözleri beslemeye devam etmiyor. Yani yarıdan bırakıyor. Temizliyor. Oradaki kurtçuğu alıyor. Çünkü... Bir kısmını temizliyor, bir kısmını temizlemiyor. Bizim yaklaşık şu anki, yani kulübede saydığımız %60-70 arası. Yani hasat ettiğimiz süt %60-70 arası. Yani %60-170 verim. Evet. Demek. Evet. Ama tabii bu şey değil, yani tüm gözlerden aynı sütü aldığımız anlamına da gelmiyor. Bakıyorsunuz iyi tutmuş, bazen iyi tutuyor ama sütler az oluyor. Bazen az tuttup da taşacak kadar süt de olduğu oluyor. Yine bu süt oranı doğayla mı alakalı? Tabii doğayla alakalı. Yani nektar ve polen bol geliyorsa o dönemde aslında normal olarak hem fazla besleme yapılıyor, yani tutma oranı artıyor, hem süt oranı artıyor. Evet. Peki bu çıtayı şimdi dışarı vermek için hazırladık. Evet, biraz sonra göndereceğiz dışarı. Şimdi burasını biraz daha baştan itibaren detaylarını anlatalım. Şimdi dışarıdan geldi, çerçeveler temizlendi. Bu larva aktarımından önce arı sütünü ya da ballı arı sütü, yani larvadan yaptığını söylediniz. Onu nasıl yapacağız? Bunu gösterebilir miyiz? Şimdi larva transferinden önce ilk yapacağımız iş şu gözlerin içerisine, evet, bu şekilde mercimek tanesinin yaklaşık yarısı. Kurtçuğu da zaten o koyduğumuz balın hemen kenarına veya üstüne koymaya çalışıyoruz. Buradaki amaç nedir? Bunu vermenin amacı nedir? Valla bu aslında tutma oranını bir miktar arttırıyor. Yani kuru da olabiliyor dediniz ama yani onda çok hassas olmalı. Ana arada kuru kullanıyoruz. Yani ballama yapmıyoruz ama bu arı sütünde burada daha uzun süre bekliyor bunlar. Hem kurtçuklar kaymaması, düşmemesi için bunu bu şekilde yapıyoruz. Daha doğrusu şu, bunu yapmadık da ne oldu? Onu da test etmiş değilim. Bizim ustalarımız bu şekilde yapıyordu. Biz böyle gördük, böyle devam ediyoruz aynı. Ama ana arada ben hiçbir zaman şey yapmadım. Bu şekilde ballamadım veya arı sütü koymadım. Evet. Şimdi larva transferinde el hassasiyeti çok önemli. Bunu gözlerin iyi görmesi gerekiyor. Eli alışkanlığı önemli. O yüzden burada siz hanımefendiler gayet güzel yapıyorlar. Sistemi kurmuşsunuz. Bu transferden sonra çerçeveleri geri iade ediyoruz. Evet. Gün içerisinde başka bundan sonra yapılması gereken bir şey var mı? Bu hasat odasında yapılması gereken bir şey yok. Sadece temizlik yapılıyor ve çıkıyoruz. Yani artık hasadınızı yaptınız. Süt kavanoza girdi. Süt kavanozda soğuk zincirimize girdi. Ondan sonra bir tek larva transferini yapıyoruz. Başlatıcılara veriyoruz. Yani bu kulübeye giren peteklerde kovanlara iade edildikten sonra bir işimiz kalmıyor. Bitiyor işimiz. Evet. Peki o zaman kavanozdan biraz bahsedelim. Kavanoza girdi. Bundan sonraki aşama nedir? Bunu büyük kavanoza koyuyorsunuz. Evet. Bunu küçük kavanozlara mı koyuyorsunuz? Kaç gramlık yapıyorsunuz? Şimdi pazara nasıl arz ediyorsunuz? Onları evimize götürüyoruz. Gene buzdolabında muhafaza ediyoruz. Buzdolabından sonra ufak kavanozlarımız var. 40 gramlık. İşte biraz müşterinin isteği bizi yönlendiriyor. Genellikle 40 gram ve 100 gramlık ambalajlarla satıyoruz. Yani kimisi 100 gram istiyor, kimisi 40 gram istiyor. Yani müşterinin isteğine göre yani o şekilde gene straforun içine buzla beraber kargoyla gönderiyoruz. Buzun içinde olması gerekiyor. Evet, gene müşteriye ulaşana kadar soğuk ulaşması lazım. Soğuk günlerde 2 gün kargo mesafesinde bir sıkıntı oluşmadı. Oluşmuyor da. Yani bir günde çok rahat, yani bir sıkıntısız gidiyor. Buzun çözülmediğini dahi söylüyorlar. Iğdır'a kadar gönderdim. Yalnız kıştı. Evet, hava soğuk. Yani iki günde gitti ve buz çözülmemişti. Sıcak zamanlarda şöyle oluyor. 2 gün mesafeye gidiyor. Yani müşteriyle irtibata geçiyoruz tabii. Aldın mı? Aldım diyor. Buz çözülmüştü ama soğuktu diyenler olabiliyor çok sıcak günlerde. O şekilde bir satışımız var. Soğuk zincirde gönderiyoruz. Strafor kap içinde ve evet, buz içerisinde. Evet, o şekilde gönderiyorsunuz. Straforun içine ben şey yaptırıyorum. Külçe olarak buz yapıyoruz. Dökme buz değil de külçe olarak. Bazı arkadaşlar buz aküsü koyuyor yanına falan. Daha çabuk eriyor buzu. Onu da test ettim. Bizim sistemimiz külçe buz olduğu için daha uzun süre dayanıyor. Hatta 18 derecelerde falan ev ortamında 3 gün de zor eridi. Yani 3 günden uzun sürdü erimesi. Ama gene biz 2 günlük mesafe, yani 2 günden fazla göndermemeye çalışıyoruz. Peki arı sütünün dolapta soğukta kaç derecede muhafaza edilmesi gerekiyor? Uzun süre saklanacaksa eksi 18 derece. Ama uzun süre derken ne kadar süre? 1 yıl. Şimdi bilimsel çalışmalarda okuduğumuz arı sütünün eksi 18 derecede 18 ayla 24 ay arasında saklanabildiği, buzdolabı şartlarında yani 4-5 derece sıcaklıkta 6 ayla 1 yıl saklanabildiği yönünde bilgiler var. Bir çalışmada mesela buzdolabı şartında arı sütünün 3 ay zarfında %5 değer yitirdiği tespit edildi. Yani 1 yıl saklandığında böyle bir varsayımla gidersek %20 gibi bir değer yitirdiğini düşünebiliriz. Yani mümkün olan kısa sürede tüketmek gerekiyor buzdolabında. Yani bir süre, 1 sene tutmamakta fayda var. Ama biz derin dondurucuda tutuyoruz devamlı olarak. Porsiyonlar halinde derin dondurucuya koyuyoruz. Derin dondurucudan alıp o şekilde gönderiyoruz. Peki bunu tüketici nasıl kullanmalı? Yani sizden bu ürünü aldı, talep etti. Bunu artık kullanma aşamasını anlatalım. Kullanma kısmını ben pek girmek istemiyorum ama genelde de müşterimiz soruyor. Arı sütü bilinmiyor. Bilinmediği için de biz muhatap oluyoruz bu soruya. Bilimsel çalışmalardan gene söyleyeyim. Sağlıklı insanların günde yarım gram tüketmesi gerektiği, hasta olan insanların ise 1 gram. Hatta bazı apiterapi ile çalışan doktorlar 2 gram tükettiriyor. Ya ben kendim 2 gram yediğim oluyor. Yani devamlı olarak 2 gram yediğim zamanlar şu üretim dönemimizde aşağı yukarı yiyorum. Çünkü yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hakikaten kendi vücudumda da o enerjiyi verdiğini hissediyorum. Tüketilmesi ekseri dil altında saf olarak tüketilmesi ve aç karnına tüketilmesi öneriliyor. Kimileri bala karıştırıp da tüketmeyi tercih ediyor ama bala karıştırıldığında doz konusu biraz sıkıntıya giriyor. Yani dozu ayarlamak zor. Yani o 1 gramlık dozu Balda evet. Kaç sıcak tutturamayabilirsiniz. Evet. Örneğin evet. 1 kiloluk kavanoza kaç gram koydunuz ve ne kadar yiyorsunuz? Tam yani karışmış mı? Daha küçük porsiyonlarda bala karıştırılabilir. Mesela 100 gramı 100 gram gibi veya 200 gram bala 100 gram arı sütü karıştırıp da ancak o şekilde biraz daha böyle dozunu ayarlama yoluna gidebilirsiniz. Evet. Peki bu arı sütünü hangi rahatsızlıklar için sizden talep ediyor? Yani sizden talep eden kişiler bunlardan bahsetmiştir en azından. Benim şu rahatsızlığım var, bunun için istiyorum diye. Ben nelere iyi geldiğini bahsetmeyeyim de. Onu bahsetmeyelim. Sizden kimler talep ediyor? Kimler talep eder? Ekseri kanser hastaları talep eder. Kemoterapi gören veya kanser hastalığı geçirmiş hastalar talep eder. Veya çocuğu olmayanlar talep eder. Yaşlılar alır. Yaşlı olup da durumu iyi olanlar talep ediyor genelde. Genelde talep edenler bunlar. Peki yan etkileri hiç oldu mu? Yani sizden talep ettim, ben bunu kullandım, bana böyle bir yan etki yaptı, bana o şekilde bir şikayet oldu mu? O şekilde herhangi bir geri dönüş almadık biz. Kendim de yediğim için kendimde de bir şey görmedim. Bir tek sıkıntı belki polen alerjisi olanlarda belki olabilir diye düşünüyorum ama polene alerjisi olan akrabalarım da var. Onlar da yiyor. Onlarda da bir sıkıntı olmadı. Yani arı sütüyle ilgili şu ana kadar bir şikayet yok. Olmadı. İçeride bu konuştuğumuz konulara eklemek istediğiniz başka bir konu var mı Kenan Bey? Eklemek istediğim, Türkiye'de arı sütü az üretiliyor demiştik. Arı sütü üretiminin, yerli arı sütü üretiminin çoğalması yönünde bir gayretimiz var. Yani ben de bu gayrete katılıyorum. Bize arı sütü üretmeye niyetli olan, gönüllü olan, düşünen arkadaşlar bize gelip de bizim sistemimizi görebilirler. Yalnız şöyle bir ricamız olacak. Her arı sütünü öğrenmek isteyen gelmesin. Yani meraklı olup da böyle ben bunu bir göreyim niyetiyle gelmesinler. Üretmeye niyetli, eşi de bu işe dahil olacak karı koca eğer ki geleceklerse biz göstermeye, öğretmeye hazırız. Yani ciddi yapmak evet. istiyorum, ben bu işi niyetlendim, yapmak istiyorum diyenler size gelebilir. Evet. Evet. Peki burada tabii aslında çok önemli bir konu. Yani Türkiye'de önceki programda bahsetmiştik. Arı sütü üretimi Türkiye'de gerçekten çok az üretimi. Genelde yurt dışından ithal yollarla ülkemize geliyor. Tüketilen arı sütlerinin belki büyük çoğunluğu ithal. Arıcılarımızın bunu benimseyerek ülkemize kazandırması, bu ekonomiye katkıda sağlaması, bu bilgilere ulaşması için bu programımız inşallah faydalı olacaktır. Şimdi içerideki işlemlerimizi tamamladık. Larva transferleri yapıldı. Biraz sonra tabii bu çıtaları alıp yerine iade edeceğiz. Burada son olarak yapılacak başka bir iş var mı? Son olarak başka bir işimiz yok. Kurtçuk aktarımından sonra çerçeveler kovanlara veriliyor. Bu petekli çerçevelerimizde, kurtçuklu petekli çerçevelerimizde yerlerine konuyor. Ve odanın temizliği yapılıyor. Bizim işimiz bitmiş oluyor, günlük işimiz. Yani bu kurtçuk aktardığımız çıtalar başlangıç kovanlarına veriliyor. Evet. Günlük işi tamamlamış oluyoruz. Evet, bitmiş oluyor. Evet. Peki o zaman programımızda tabii bu arada sonuna geliyoruz. Bu konuyla ilgili vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Çünkü dediğim gibi ülkemizde bu işi yapan gerçekten arıcı sayısı çok az. Bu bilgilerden faydalanırlar inşallah. Ülkemizdeki bunu üreten arıcı sayısı artar. Hem ülkemize faydalı olmuş oluruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa son olarak bunu alalım. Geldiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, efendim, Kenan Bey'in arılığındaydık. Arı sütü üretimini sizlere anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.